Merhaba Esenyurt. Esenyurt'un güzel insanları yüreğinde vatan, millet sevdası olanlar, yüreğinde kardeşlik, yüreğinde barış, yüreğinde umut olanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sadece 4 gün kaldı. Geçmişte Büyükçekmece'ye bağlı bir belde belediyesi olan Esenyurt, şu anda Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçesi. 1989'da bir belde belediyesi olarak kuruldu. 99'a kadar SHP'li belediye başkanımız burayı yönetti. O gün kaybettik. 2004-2019 arası AK Partili belediye başkanları Esenyurt'taydı ve 2019'da 100 bin nüfusla vaktinde kaybettiğimiz Esenyurt'u 1 milyonun üstündeki nüfusuyla teslim aldık, geri aldık. Esenyurt bizi özlemişti, biz Esenyurt'u özlemiştik, Esenyurt'a hizmet ettik. Esenyurt'ta artık bir büyük hikayeyi hep beraber yazıyoruz. Helal olsun size. Seviyoruz sizleri. Ve şimdi Esenyurt'ta bir bayrak devir teslimi yaşanıyor. Önceki belediye başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a hizmetleri için, katkıları için 5 yıl boyunca Esenyurt'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bugün Esenyurt'ta bir belediye başkan adayımız var. Ahmet Özer. Ahmet Başkan benim çok sevdiğim, 10 yıldır aynı partide siyaset yaptığımız, milletvekili adaylıklarında bana gelen, benim destek verdiğim, aynı parlamentoda bulunmayı ümit ettiğim, ancak Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle hizmet etmek için Esenyurt Belediye Başkanlığı'na partimizin aday gösterdiği ve benim de adaylığından büyük bir memnuniyet duyduğum başarılı bir akademisyen, kendisine başarılar diyorum. Esenyurt'a hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Başkanımız Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünden mezun. 91-97 arasında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini yürütmüş, toplumun tüm kesimleriyle temasın ve topluma ayrımsız hizmetin ne demek olduğunu gayet iyi bilen, geçmiş görevlerinde rektör yardımcılıkları, dekanlıklar, bölüm başkanlıkları, ana bilim dalı başkanlıkları olan ve demokrasi olmadan toplumsal barış olmaz diyen, özgürlük olmadan ülke zenginleşmez diyen, refah ve mutluluk için Esenyurt'un sorunlarını biliyorum, bilimle çözeceğim diyen kıymetli bir siyasetçi, Esenyurt'un ruhunu yakalayan bir siyasetçi, Esenyurt gibi bir siyasetçi. Başarılar diliyoruz. Ona çok güveniyoruz. Esenyurt 5 yıl önce 2 kararı birden verdi. 15 yıldır Esenyurt'u yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını değiştirdi ve 25 yıldır İstanbul'u yöneten
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni değiştirdi. O kararından bu kararına Esenyurt'u hiç pişman etmedik. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenyurt'a Bahçekent Haramidere otobüs hattının açılmasından tutun Esenyurt Teknoloji Atölyesi'ne, Yaşar Kemal Meydanı'ndan Kıraç Esenyurt arası kavşak çalışmalarına, Gülten Akın Kütüphanesi'nden yüksek öğretim öğrenci yurduna kadar Esenyurt'a inanılmaz hizmetler verdi. An itibariyle Esenyurt'ta 10.414, yanlış duymadınız, 10.414 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. 29.000 haneye nakdi destekte bulunuyoruz. Ayrıca 9.706 aile doğrudan sağlık hizmeti alıyor. 1.196 aileye yeni doğan paketi verildi ve 30.718 aileye İstanbul Kart'la sosyal destek sağlıyoruz. Ekrem Başkan 5 yılda İstanbul'a ve Esenyurt'a çok önemli hizmetler yaptı. Sadece 65 kilometre mi metro yaptı, daha az mı yaptı diye polemik yaratanlar, kendileri bıraktığında 7 metronun inşaatı durmuşken 10 metronun 15 bin kişiyle toprak altında her gün arı gibi karınca gibi çalışanlar var. 11 kent lokantasıyla 4 çeşit yemeğin 40 liraya verildiği kent lokantalarıyla, bir tane kreş yokken, biraz önce Ahmet Başkan da değindi, kadını sosyal hayata, çalışma hayatına dahil eden tam 100 kreş açtık. Bir tane öğrenci yurdu yoktu. Çünkü öğrenci yurdunu yapmamayı, öğrencileri barınma sorunuyla baş başa bırakmayı, onları kendi cemaatlerine, tarikatlarına itmek olarak görenlere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 80 ilden gelen evlatlarımıza, özellikle doğudan, güneydoğudan gelen, Karadeniz'den gelen yoksul ailenin çocuklarına yapmış olduğu 14 yurtla sahip çıktı. Esenyurt'ta geçen seçim kampanyasının en önemli iddiası şuydu: Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımları kesecek. Bunun yalan olduğunu söylemiştik. Sizler de bize inanmıştınız. CHP geldi, sosyal yardımlar kesilmedi. Aksine 2 katına, 3 katına değil, tam 6 katına çıktı. 6 katına. Bugün İstanbul'da Ekrem Başkan'a karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler 17 bakanla İstanbul'a çıkartma, İstanbul'a kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır sizin gibi AK Parti'ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. Maliye Bakanı Murat Kurum yerine oy peşine koşacağına, emeklinin sorununa çare bulsun, emeklinin sıkıntısını çözsün diyorlar. Çalışma Bakanı Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün diyorlar. Yargıya güven %30'un altına düşmüşken Adalet Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var diyorlar. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt, Ekrem Başkan'ın işi gücü İstanbul. Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını arttırmak olan iktidarın bakanları göya tarafsız olacaklardı, göya bürokrat olacaklardı, teknokrat olacaklardı, işlerine bakacaklardı, siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı, seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin.
Polis sana bağlı. Jandarma sana bağlı. Seçim güvenliği senin için. Sen gelmişsin. İstanbul'da taraf tutuyorsun. Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete. Yazıklar olsun böyle devlet yönetimine. Geçen seçimi kumpas videolarla kazananlar, bir büyük yalanın arkasına sığınanlar, efendim açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler yalanıyla insanları korkutan korku ittifakına cevabımızı bir kez daha veriyoruz. Esenyurt birlik beraberlik demektir. Kardeşlik demektir. Barış demektir. Esenyurt ittifakı ve Türkiye ittifakı hepinizi mahcup edecektir. Buna inanıyoruz. Buna güveniyoruz. Bizim birlikteliğimiz birilerini rahatsız etmiş. Bir sürü yalan atıyorlar. Adaylarımızı, büyükşehir belediye meclis üyelerimizi karalıyorlar. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız, kardeşimiz, 10 yıldır birlikte siyaset yaptığımız, birlikte iddia koyduğumuz, birlikte milletvekili adayı olduğumuz Ahmet Özer'i sanki partiden değilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hapırsanız da köpürseniz de, çıldırsanız da Ahmet Özer Esenyurt'un evladıdır, CHP'nin evladıdır, hepimizin başkanıdır, hep beraber başaracağız. Onların derdi, biz insan ayırmıyoruz. Biz Esenyurt'ta, evet, sosyal demokratlardan oy istiyoruz, oy alıyoruz. Milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Esenyurt'taki herkesten, benim Esenyurt'taki göçmen akrabalarımdan, Selaniklilerden, Bulgaristan Türklerinden, hepsinden oy istiyoruz, hepsinden oy alıyoruz. Biz hep birlikte Esenyurt'uz. Hep birlikte İstanbul'uz, hep birlikte Türkiye'yiz. Şimdi Esenyurt'ta bir büyük vazifeyi yapmaya devam edelim. Bayraklar değil, sadece eller kalksın. Meydandaki emekliler bir ellerini kaldırsın. Bir sallayın şöyle, sallayın görsünler. Bundan 1,5 ay önce ben emeklilerle aramda bir diyalog kurdum. Dedim ki emekliler, evde oturarak, susarak, üzülerek bu süreci götüremezsiniz. Size büyük bir haksızlık yapılıyor. Gelin meydanlara çıkalım. Benim sesime kulak verin. Sesime ses olun. Benimle birlikte olun. Söz veriyorum, sizin sesinizi Türkiye'ye duyuracağız dedim. Sağ olun, sizler de o günden beri adım adım, adım adım bütün Türkiye'de bizimle birlikte oldunuz. Ve şu gerçeği artık bütün Türkiye öğrendi. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese, size hiç dokunmasa, hiç ilişmese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira maaş alacaktınız. Ama dedi ki ben emekli zammını TÜİK'e göre yapacağım. Enflasyonu onlara ezdirmeyeceğim. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Erdoğan'ı üzmedi ama sizi üzdü. Emeklileri üzdü.
emeklileri perişan etti. Ve o gün 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı bugün 0,59. Yani asgari ücretin %60'ının da altında. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani her emekli 5,5 çeyrek altın kaybetti emekli maaşından. Bir emekli bir çeyrek altını düşürse deli çıkar, bütün gün onu arar, öyle değil mi? Şimdi her emekli bir kez değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetti. Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında. Nerede arayıp bulacağız? Yine bir seçim sandığında. 4 gün sonra önümüze gelen seçim sandığında bunun hesabını soracağız. Ayrıca Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bakın, bundan sadece 6 yıl önce 2018 yılında emekli olan birisi 1000 lira bayram ikramiyesi alıyordu. Bunu 2015'te Sayın Genel Başkanımız, buradan bir selam yollayalım. Kim söyledi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Dedi ki, ben iki bayramda birer ikramiye vereceğim. Önce veremezsin dediler. Sonra biz de vereceğiz dediler. Sonra 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 bayram sözleri olduğu halde hakkınızı yediler. 2018'de bir maaş değil 1000 lira verdiler. O beğenmediğimiz 1000 lira tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. 24 kilo. Bugün Nisan'ın ikisinde yatacak olan 3000 liralık emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi 6 kilo dana kıyma zor alıyor. 24 kilo nerede? 6 kilo nerede? Bayram sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan, evladınızın, torununuzun kursağından 18 kilo dana kıymayı çalmış durumdalar. Emekliler, bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bunun hesabını hep beraber sandıkta soracağız. Ve Esenyurt, genç nüfusun yüksek olduğu ve genç işsizliğin çok yüksek olduğu bir kent. Şimdi Esenyurt'un gençlerine sesleniyorum. Biliyorum üzgünsünüz, küskünsünüz. 14 ve 28 Mayıs'ta bu yasakçı, bu baskıcı hükümeti değiştirmek istiyordunuz. Ve hep birlikte çok istedik ancak başaramadık. Şimdi gençler, sakın enseyi karartmayın. Sakın başınızı öne eğmeyin. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Bütün hesapları bu. Gençler umudunu kaybederse, gençler küserse, gençler sandığa gelmezse gücümüzü koruruz diye hesap yapıyorlar. Ve sizin umudunuzu bunun için kırmak istiyorlar. Konserleri yasaklayanlara, festivalleri yasaklayanlara, gençlerin barınma sorununu çözmeyenlere, özgürlük yerine gençlere baskı vaat edenlere karşı hep beraber bu ülkeyi savunacağız ve gençlerin umutlarını yeniden yükselteceğiz. Bunun için Esenyurt'taki tüm genç kardeşlerimi 31 Mart günü kendi geleceklerine, Esenyurt'a, İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkmaya çağırıyorum. Sandık başına davet ediyorum. Sandık başına davet ediyorum. Ve
şu kadarını söyleyeyim. Biz Esenyurt'ta şu kadarını söyleyeyim. Bütün gençleri baba evine davet ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni baba evi olarak görüyoruz. Herkes doğduğunda baba evine doğar. Günü gelir, kimi uzakta bir eve taşınır, Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama günü gelince herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başım sıkışırsa, ihtiyaç duyarsam orada yerim hazırdır. Partinin genel başkanı olarak, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak diyorum ki, bu baba evinin kapıları sonuna kadar açıktır ve bu baba evi size aittir, hepimize aittir. Tapusu ne bendedir, ne Kemal Bey'dedir. Ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Peki bu baba evini kurarken Gazi Paşa'nın kimin yanında kim vardı? Vallahi herkes vardı. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i oradaydı. Alevisi, Sünnisi oradaydı. Ve yan yanaydı. Omuz omuzaydı. Şimdi bir beka sorunundan bahsediyorlar. Bu memleket bir beka sorunu yaşadı. Yabancılar bilimle, fenle uğraşırken hurafeyle uğraşanlar, yükselme dönemindeki Fatih Sultan Mehmet'in altı dil yabancı dil bilen, mühendisliğe önem veren, İstanbul fethedilsin diye en iyi top ustalarını, mühendisleri dünyanın öbür ucundan getiren, gemileri karadan yürüten anlayışı bir yana, son dönemde 200 yıl matbaayı geri bıraktılar. Biz hurafeyle uğraşırken yabancılar bilimle, fenle uğraştılar. Gün oldu, en kuvvetli gemilerle geldiler. Oysa biz korkudan donanmayı 33 yıl Haliç'te çürütmüştük. O gün bir beka sorunu ortaya çıktı. O beka sorunu ortaya çıktığında birileri işgal donanmasına kırmızı halı sererken birisi yanındaki yaverine baktı. Korkma çocuk dedi. Geldikleri gibi gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler. Ve birileri İngiliz zırhlısına binip kaçarken bizimkisi Bandırma vapuruyla Çanakkale, Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Oradan Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Ve o Kurtuluş Savaşı'nda Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle bu ülkeyi tek yumruk yaptı. Ve biz o gün Çanakkale'de, biz o gün Dumlupınar'da, biz o gün Sakarya'da hep beraberdik. Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa o çağırdı diye havaalanına jiplerle giden, havaalanında jipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan, yalandan kefen giyen 7 tane zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler değil, dedesi Çanakkale'de koyun koyuna kefensiz yatanlar, Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle bu memleketi yine birlikte kurtarırlar. İşte Esenyurt o birlikteliğin kentidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi o birlikteliğin adayını,
Ahmet Özer'i aday göstermiştir. Gel Ahmet Başkanım, gel. Dosta güven, dost olmayana endişe verelim. Esenyurt'un 1 Nisan Belediye Başkanı, hepimizin Belediye Başkanı, kardeşliğimizin, birlikteliğimizin simgesi, çalışkan bilim insanı Ahmet Özer'i sizlere emanet ediyorum. Onu seviyor musunuz? Evet. Ona güveniyor musunuz? Evet. 1 Nisan günü Ahmet Özer'i Esenyurt Belediye Başkanı yapıyor musunuz? Evet. Ben de hem ona hem size güveniyorum. Ve diyorum ki Esenyurt'ta Esenyurt İttifakı, bütün Türkiye'de Türkiye İttifakı, İstanbul'da İstanbul İttifakı, Ahmet Özer kazanacak, Esenyurt kazanacak. Ekrem İmamoğlu kazanacak, İstanbul kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, halkımızdan, renklerini bayrağımızdan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, kimseyi ayırmadan, herkesi birlikte kucaklayarak Esenyurt'u saygıyla selamlıyoruz. Ve bariyerlerin dışında bizi izleyen Esenyurtlu güzel insanlar, bir göreyim ellerinizi. Ahmet Özer'e desteğinizi göreyim. En arkaları göreyim. Ve hep beraber, hep beraber Ahmet Özer için, Ekrem İmamoğlu için en kuvvetli alkışlarınızı duyayım. Hepinizi seviyorum. Ahmet Özer'i Esenyurt'a, Ekrem İmamoğlu'yu Esenyurt'a, Esenyurt'u da Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Esenyurt, işte İstanbul, işte meydan. Bu ne güzel Esenyurt. Coşkuyla kaldırıyoruz bayraklarımızı. Coşkuyla selamlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i. Bu ne güzel Esenyurt. 31 Mart'ta yepyeni bir bahara hazır mı Esenyurt? Hazır mı Esenyurt? Hazır mı Esenyurt? Bu ne güzel Esenyurt. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyoruz.